Merhaba İkinci. Şu an açılıştayız. Etraf tozlu olduğu için antivirüs kullanıyoruz. Çok toz olduğu için. Antivirüs sizin neye karşı koruyor? Tozlar, böcek. Hastalığa karşı, her şeye karşı koruyor. Ben de bilseydim bu videoyu sandalyeye çıkıp çekerdim. Şu an araziye uydum. Beni kimse görmesin. Kimden kaçıyorsunuz? Yasin Bey'den kaçıyorum. Son boyuna iş kakalıyor bana. Bu videoyu da çeken İzzet Altınmeşe zaten. Yaklaşık bir haftadır rüyamda pil görmekten artık yoruldum. Pil rüyamı birazdan bitecek umarım. Sadece pil mi görüyorsunuz rüyanızda? Evet. Peki sadece pil rüyamıyla mı ilgileniyorsunuz? Rüyasında HDMI kablo gören ilk insan olarak sizi tebrik etmek istiyorum. Ben de sizi tebrik ediyorum. Kolay gelsin. Açılış hazırlıkları güzel gidiyor. Her ne kadar çalışmasak yatsak da umarım ürünlerin tamamı yakında gelecek. Geldikten sonra çalışacağız. Evet. Gelsin de çalışalım. Peki kafayı niye öyle emme basma tulumba gibi sallıyoruz? Alışkanlıklar. Sizi dinliyoruz Yahya Bey. Şöyle bir sorunumuz var. İçeride telefon çekmiyor. Ama sürekli telefon şebeke arıyor. Şebeke aradığı için de biz açamıyoruz çünkü kesin dinleniyordur. Neden? Neden? Şebeke arıyor kardeşim. Ne bir şebekesi olduğu belli de değil. Yani bu suç şebekesi değil, başka bir şebeke değil. Kesin dolandırıcıdır. Cinayet şebeke olabilir mi? Olabilir. Şebeke kire. Kartel arıyor olabilir mi? Hangi kartel? Bir numara en büyük. Sormak istiyorum. Ellerinizle büyüttüğünüz, solar iken dirittiğiniz televizyon bu mu? Evet, şu. Yukarıdaki. Üstteki. Hangisi? Evet. Philips. Teşekkür ederim. Monfile'yle uğraşamayız şimdi yani. Ne yeriz peki? Yerim bir anavuç yeri gider böyle, biliyor musun? Yağda böyle. İsmim Süleyman. Bu firmaya gelmek için Hürrem'i evde bıraktım, geldim. Oğlum Selim şu an yanımda. Bu firmada çalışmaktan dolayı mutluyuz. Gayet sert bir röportaj oldu. Evet. Evet, Sultan Selim. Kaçıncı Selim'siniz? İkinci Selim. İkinci Selim. Peki şunu babam biliyor musunuz? Süleyman'ın Hürrem'den ol... Ben Hürrem'den olma, Süleyman'dan doğma... Yok. Ve evet, Koray Bey'le beraberiz. Değilmiş. Evet, Seyran'la beraberiz. Seyran, ne çektiniz ya? Ne çektik be Yasi? Evet, transpalet çektiniz. Transpalet çektik. Ne çektik? Transpalet çektik. Pilleri çekiyordunuz. Sepet çektik. Şu an insanın çenesini çekiyorsunuz bildiğim kadarıyla. İnsanın çenesini de evet, transpaletle çekeceğiz yakında. Evet, yani o çene anca zaten transpaletle çekilecek. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, İsa Bey'le beraberiz. Merhaba İsa Bey. Sizden yaptığınız işle alakalı ya da yapamadığınız işle alakalı bilgi almak istiyoruz. Benim yapamadığım iş mi var Yasin? Şimdi ne diyeyim ki? Çaktırma da. Şu pillerden kurtuldum ya. İhaleyi verdim Özlem Hanım'a. Abi rüyamda pilleri görüyorum ya. Annemi 3A, babamı 2A sanıyorum. Kardeşlerim Duracell oldu. Böyle bir şey olamaz. Evet, böylelikle ailenize tanımış olduk. Teşekkür ediyoruz İsa Bey. Merhaba, hoş geldin. Mikrofonu alayım ben. Şimdi bugün bayağı bir ürün geldi. Çalışıyoruz. Yoğunuz. Ama aynen tam gaz devam ediyoruz. Gayet güzel. Evet, Hazal Hanım'la beraberiz. Kendisi çekmiş durumda şu an. Hazal Hanım nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bir Çin, bir PRC. Sipariş veriyoruz. PRC'nin açılımını biliyor musunuz? Çin. Çin. Peki P harfi neyi ifade ediyor? P'yi ifade. Peki. Teşekkür ediyoruz. Gökmen Hanım merhaba. Merhaba. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz şu anda? Ne yapıyoruz? Etiket basıyoruz. Eurovision'a katılacak sanatçımızın ismini belirliyor diyecek gibiydiniz bir anda. Ne? Anlamadım.
anlamadınız, ben de anlamadım. Teşekkür ediyoruz. Ve evet, sonradan katılan Bilge Hanım'la beraberiz. Bilge Hanım merhaba. Merhaba. Güle güle. Merhaba Tolga Bey, hızınıza alamayıp mağazanın bütün bilgisayarlarından sonra AVM'nin bilgisayarlarını, telefonlarını ve sifonlarını kurduğunu söyleniyor, doğru mu? Sifonlara daha geçemedim çünkü tuvaletler daha kurulmadı. Evet. Ondan dolayı sadece şu anda o sifonları ben yazıcılara eklemeye çalışıyorum. Hani mürekkep taşmasın diye. Yasin Tolga'yı gördün mü? Görmedim. Pisuara yazıcı bağlamış adam ya. Peki size de bir iki soru sorabilir miyiz? Siz bu mağazanın eli ayağısınız, her şeyini siz kurdunuz diyebiliriz neredeyse. Her şeyi siz organize ettiniz. Bundan sonra bir inşaat projeniz varmış. Sanırım Ali Ağaoğlu ile çalışacak mısınız? Evet. Ama ben reklamda oynayacağım sadece. Sinan Çetin olarak. Sinan Çetin olarak. O artık çok yaşlanmış ondan. Biz bir takımız. Ben yapmadım. Herkes yaptı. Peki. Hayır. Bu benim istediğim gibi değil. Bu benim istediğim gibi olmamış. Bu ne lan? Üçgen yazıcı paleti mi olur? Biraz sinirli kendisi galiba. Hayır, bu da benim istediğim gibi. Hayır, hayır, bu da benim istediğim gibi. Emre Bey, seni yıkıyorsunuz. Buyurun. Çok sinirlisiniz galiba ama bir iki soru sorabilir miyiz? Buyurun. Size Emre Ağaoğlu dendiği doğru mudur? Doğru, benim. İsmail Bey ile çalışacak mısınız evet, sanırım? Evet, bir sonraki projede İsmail Bey benimle çalışacak. Peki, o da istediğiniz gibi olmazsa? Onu da aynı bunlar gibi, o da benim istediğim gibi olmamış derim, kaldırım atarım. Peki, biz sizi daha fazla yormayalım. Sağ olun. Çok sinirsiniz, teşekkür ederiz. Ve mağazada her bölüme ekstra fazladan yardımcı olan Gülcan Hanım'la beraberiz. Kendisi hayır diyor ama bugüne kadar hiçbir şeye hayır dediğini görmedik. Muhtemelen gelecek olan müşterilere de sürekli evet cevabını verecektir ve iade konusunda birinci olacağız. Bir pratik yani. Bir meşhur olmamız lazım. Çok haklısınız. Son Osmanlı moduna girmemiz lazım. Yani. Ayrıca size kırmızı çok yakışıyor. Yani teşekkür ederim. Medya markının son Osmanlısı benim artık yani. O da var. Sizden bir önceki kimdi? Bizden bir önceki Yandım Ali'ydi. Artık o yandı. Yine ben geldim. Tamam, onun düzünü bulduk madem o kesinlikle yandı. O evet. Yandı. Biz düz. Düz. Teşekkür ediyoruz. Murat Bey, kasada sığır açtığını söyleniyor, doğru mu? Doğrudur, başarılıyım. Ama daha hiç ödeme almadınız. Ödeme almamış olabilirim ama almayacağım anlamına da gelmez. Ödem alabilirsiniz o zaman, peki teşekkür ediyorum. Merhaba. 762. mağazanızı açtığını söyleniyor, doğru mudur? Yanlış söylemişler, 860. Sen... 860. Evet, evet. 59 neresiydi? 59... Almanya'nın Paris kentinde Paris. Zubin Vakti. <Paris. gülüyor> Evet. 55'te Samsun sanırım. 55 Samsun muydu? Samsun'u kaçırdınız mı? 55 Samsun'da miydi? Pardon. Evet. Fakat Samsun'un 15.si. Türkay Bey merhaba. Merhaba. Ne işle meşgulsünüz şu an? Konuşamadım. Çarşıların içine ekledim. Şimdi bunu makineye yüklemeye çalışıyorum. Bulacağım ama. O elinizdeki nedir? Kulağı. Resiprenlik. Çamaşırlarınızı onun içine yüklediniz. Evet. Duymadın mı sen? Artık çamaşır makinelerini bu şekilde yükleyebiliyoruz. Anladım. Temiz oluyor mu bari? Vallahi ilk defa deneyeceğim. İlk defa ben deneyeceğim. Peki. Teşekkür ediyoruz o zaman sana. Evet Onur Bey, elinizde kablolar, kapımızda sırılsıklam görürsek bir gün sizi şaşırmamalı mıyız? Çok uzun bir cümle oldu.
Öncelikle benimle bu röportajı yapmaya layık değilsin ama sana bir olanak tanıyorum. Mağaza açılmak üzere, geri sayım başladı. Çok çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Elimizde kablolarla yakalandık. Kaçırmayın lütfen. Dişinde maydanoz falan yok değil mi? Yok. Ondan sonra güzel, çok çalışıyoruz. Onur Bey, Mesut Yılmaz akrabanız mı bu arada? Mesut Yılmaz. Evet, Mesut yani Yılmaz her kelimenin arasında 25 saniye bekliyorsunuz da. Bu biraz problem. Yok, yok. Akrabalığım yok. Peki hiç bu kamera beni genç göstermiş mi biraz daha? Bayağı bir gençleşmişsiniz. Peki, teşekkür ediyorum, sağ olun. Samet Bey, çok kısa bir şey sormam gerekiyor. Bu 1150'lerin sepetleri bir türlü ayarlanamadı. 650'lerin sepetleri de aynı şekilde. Sizce bununla ilgili olarak ne yapmalıyız? Değiştiremiyoruz bir türlü. Vallahi kardeşim, şimdi ben çok söyledim. Dedim ki 1100D'lerle 600D'leri birleştirelim. 1700D yapalım ve onun ortasına da koyalım. Ama beni dinleyen kim? Peki, teşekkür ederim. Gördün mü? Anlayamadım. Ya Koray'ı gördün mü? Şu değil mi? Koray. Efendim abi. Koray, bunları bir araya toplayalım. Daha sonra seni çok aramak zorunda kalıyorum. Tamam abi. Ya kardeşim, ailece rahat vermiyorsunuz ya. Baksana şurada, mağara duruyoruz burada ya. Allah okay. Allah. Koray Bey, bu neyiniz oluyor bu arkadaş? İkizim. Diğeri? Üçüzüm. Diğeri? Dördüzüm. Beşüzüm. Evet, bu hafta sizler için Kağıthane Mediamarkt'taydık. Çeşitli röportajlar yaptık. Hemen hemen bütün arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Bundan sonra da yine sizler için ve kendim için burada olacağım. Sözü bir Aşık Veysel şiiriyle bitirmek istiyorum. Bu mağazanın bir eşi yok. Her meydanda yiğit çok. Aman barajı bozmayın. Topun başında Van Hooydonk. Teşekkür ederim.